Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla geldik, buluştuk masanın başında. Okan Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi, fena değil. Neler yapıyorsunuz? Ben şu anda bir dış ticaret şirketinde görev yapmaktayım. Hı hı. İşletme mühendisiyim. Evet. Sırasıyla saymak gerekirse Diyarbakır doğumluyum bu arada, uh-huh. Evliyim. Diyarbakır Şair Sırrı Hanım İlkokulu, daha sonra Diyarbakır Anadolu Lisesi, sonrasında Kadıköy Anadolu Lisesi ve en sonunda biraz evvel söylediğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Uh-huh. Şu anda dediğim gibi uzun yıllar lojistik sektöründe çalıştıktan sonra bir dış ticaret firmasında görev yapmaktayım. Ne güzel. Siz seyahat etmeyi çok seviyormuşsunuz. Evet, seviyorum. Yani imkan buldukça, yani yaz tatilleri dışında işle ilgili seyahatlerim geçmişte oldu. Yurt dışı seyahatlerim. Onların dışında doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Hmm. Dolayısıyla olabildiğince fırsat buldukça seyahatler yapmaktan hoşlanıyorum açıkçası. Çok güzel. Siz bir yandan da tiyatro, sinema, belgesel falan çok takip edermişsiniz. Evet. Onları da dediğim gibi biraz evvel doğayı ve hayvanları sevdiğim için özellikle belgeselleri takip etmekten çok hoşlanıyorum. Aynı zamanda sinema seyretmeyi çok seviyorum. Tiyatro oyunlarına olabildiğince gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Çok güzel. En son hangi oyunu seyredebildiniz? Bu sene bir oyun seyredebildiniz mi bu sezon? Bu sene seyredemedim. Daha açıkçası seyredemedim. Son dönemde pek fırsat bulamadım. Sinema ağırlıklı geçti yakın zaman tiyatrodansa. Ama istiyorum yakın zamanda inşallah yeni oyunlara. Çok güzel oyunlar başladı zaten. Sizin oyunlarınız da olursa seve seve takip olacak, etmek isterim. Olacak, yani Ocak'ta başlayacağım ben ama şimdi işte Balina tamam, diye bir oyun var. Tamam, buradan sözünü veriyorum o zaman. Tabii beklerim muhakkak. Balina var şimdi, Enis Arıkan'ın oynamaya başladığı. Toz, 2 senedir oynayan Zerrin Tekindor'un oyunu var. Onları görmediyseniz görmenizi özellikle tamam, tavsiye ederim. Tamam, kesinlikle. Ne yapalım? Ay biraz da sanat dedik be sevgili izleyenler. Ha? Olmasın mı yani o kadar? Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelime geliyor. Portakalın suyunu sıktıktan sonra geri kalan artığı. Posa. Posa, doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Su yüzüne kadar çıkan yuvarlak mercan resiflerinden oluşmuş adacık. Harf alayım. Harf verelim efendim. Öte. Bir harf daha rica edeyim. Belgesellerde çok geçiyor bu Okan Bey. Belki oralardan çağrışım yapar. Hmm. Fransızca kökenli ama bunun bir faydası olur mu emin değilim. Yok, bir harf daha alayım. Bir harf daha vereceğiz efendim. O. Şimdi. Etol. Değil. Ama buradan gideceksiniz zaten. Durdurun isterseniz süreyi. Bir sesli harfinizi alırım. Atol. Atol, doğru cevap. Maalesef kaçırmışım seyrettiğim belgesellerde bunu zor demek. Zor kelimeydi ama kabul etmek lazım. Efendim 5 harflilere geçtik. İlk 5 harfli kelimemizin sorusuna bakın hele. İnsanoğlunun yaşam tarzını temelden değiştiren ve yerleşik düzene geçmelerinde büyük rol oynayan uğraş. Yemek. Ne? Yemek. İşte onun daha başına doğru yemeği yapmak için malzeme lazım ya. Tarım. Tarım, doğru cevap. Efendim 5 harfi ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Latince'de kelime anlamı iyi olan, prim, mükafat anlamlarında kullanılan yabancı kökenli bir sözcük. Harf alayım. Verelim efendim. Prim. Primden yürüyebiliriz. Bir harf daha rica. Bir harf daha verelim efendim. S. Bonus. Bonus, doğru cevap. Efendim 6 harflilere geçtik. Bakalım 6 harfli ilk kelimemizi nasıl sormuşuz? Çubuklu desenlileri Türk erkeklerinin milli piknik kıyafeti olan giysi. Pijama. Pijama, doğru cevap.
Efendim, altı harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Kendisi zarf bir sözcük. Bakın nasıl sorduk bunu. Canı gönülden, yürekten, çok isteyerek anlamlarında bir sözcük. Bir harf rica edeyim. Bir harf rica ettik. B efendim. Kalben. Kalben doğru cevap. Az daha bir müzisyenimiz var falana giriyordum. İyi, gerek kalmadı. Efendim, 7 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bakın nasıl sorulmuş. Bir kütüphanedeki kitapların veya bir mağazadaki eşyaların hepsinin belli bir düzene göre sıralandığı liste veya kitap fihrist. Bir harf rica edeyim. Verelim efendim. G. Bir liste veya kitap. Kitap gibi liste. Yani her şey o kitabın içinde, böyle fihrist gibi de böyle ona bakıyorsunuz. Ona bir şey denir. Renk nokta noktası falan. Renkler için. Katalog. Katalog doğru cevap. Katalog. Efendim, yarışmanın göbeğine geldik. 3000 puanımız var. 1 dakika 37 saniye süremiz var. Alabileceğimiz bir tonda harf var. Ama almasak mı keşke sanki gibi. İnşallah almama gerek olmaz. İnşallah efendim. 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar, nasıl sormuşuz onu biz ya acaba? Masa, dolap gibi mobilyaların gözü. Çekmece. Çekmece doğru cevap. Efendim, 8 harfli ilk cevabımız tek kelime. Türkçe ve 3 harfli bir mastarla bitiyor. Bakalım nasıl soruyoruz. Bir şeyin bir parçasını ısırmak veya ısırarak koparmak. Isırmak efendim. Bir harf rica edeyim. Verelim efendim, bir harf verelim. Ş. Neyle ısırıyoruz efendim? Dişlemek. Dişlemek doğru cevap. 8 harfli ikinci kelimemiz efendim geliyor. Sağlık için önemli. Buyurun. Vücuda girdiğinde ölümcül olabilen toksik bir maddenin zararlı etkisini ortadan kaldıran madde. Panzehir. Panzehir doğru cevap. Efendim, 9 harflilere geçtik. İlk 9 harfli cevabımız Türkçe bir kelime ve mastarla bitiyor. Buyursunlar. Yarı yatar vaziyette sırtını geriye yaslayarak oturmak. Bir harf rica edeyim. Harf verelim efendim. Y. Böyle siz mesela böyle oturmaya çalışırken ne yapmış olursunuz? Mesela şimdi geriye yaslanarak oturmaya çalışsanız. Ne denir ona? Yarı yatay vaziyet. Bir harf söyleyeceğim. Bir harf daha verelim. K. Kaykılmak. Kaykılmak doğru cevap. Efendim, şimdi 9 harfli ikinci kelimemize bakıyorum. Efendim, gelsin sorusu. Osmanlı'dan günümüze bir soru geliyor. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi. Defterdar. Defterdar doğru cevap. Efendim, 10 harfli iki kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyoruz. Buyursunlar, gelsin sorusu abi. Soğuk havalarda doğadan kopmamak adına evin uygun bir köşesine konumlandırılan, bitki yetiştirilen, çoğunlukla cam kaplı estetik mekan. Bir harf rica edeyim. Verelim efendim. Kış bahçesi. Kış bahçesi doğru cevap. Efendim, 10 harfli son sorumuzun cevabı iki kelimeden oluşuyor ve 3 harfli mastarla bitiyor. Bakın nasıl da soruluyor. İade etmek. Geri vermek. Geri vermek doğru cevap. Okan Bey, 8700 puanımız var. 13 saniyede arttırdık. Şu an birinci konuma geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Beklediğiniz ederim. Beklediğiniz rakamlar mı? Yani, yani evde puan. Takip ettiğimde de benzer şekilde bir performans gösteriyorum. Beklediğim diyebilirim ama 9000 alsaydım çok daha iyi olurdu tabii. Aynen, evet. Zorlu rakipler bekliyor arkada. Bakalım arkadan nasıl rakipler gelecek gerçekten. Evet. Okan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz.
Ve üçüncü yarışmacımızı alıyoruz.